Bir gün derler ki Hazreti Musa annebine aleyhisselam Tur Dağı'na gidiyormuş, yolda bir adama denk gelmiş. Adam bir nehrin kenarına oturmuş, bir öbekte taş yığmış yanına. İkide bir taş alıyor dereye atıyor. Bir taş alıyor dereye atıyor böyle. Yani şu adama diyor sen ne yapıyorsun diyor. Ben diyor bir ineğim vardı diyor. İşte sütünü sağıyordum, tarlamı çektiriyordum, şöyle şu işimi yaptırıyordum falan feşmeken. Efendime söyleyeyim fakat bu nehirde boğuldu. Nehir onu benden aldı diyor bu ırmak. Ben de nehire taş atıyorum, intikam alıyorum buradan. Bir şey demiyor. Allah'ın peygamberleri akıllı insanlardır. Allah'ın peygamberleri bilirler ki Cenab-ı Allah biz insanın karşısına bir şey çıkarmışsa mutlaka onda bir hikmet vardır. Mutlaka bir şey vardır. Yani bizim bir Müslümanı değil mi? Hayatta tesadüf diye bir anlayış olmaz. Sonra devam ediyor, gidiyor. Yolda bir adama daha rast geliyor. O adam da yine o da bir öbek böyle taşımış yanına. İkide bir taş alıyor, gökyüzüne taşı fırlatıyor. Alıyor, fırlatıyor. Sen ne yapıyorsun diyor, niye böyle taş atıyorsun diyor. Benim diyor bir öküzüm vardı diyor. İşte işlerimi görürdüm, tarlamı sürdürürdüm falan, yükümü taşıtırdım filan. Ne oldu? Vallahi diyor Allah benden aldı diyor, öldü diyor. Ben de Allah'a taş atıyorum diyor. Allah'tan diyor öküzümün intikamını alıyorum. Ona da bir şey demiyor Hazreti Musa Annebine Aleyhisselam. Tur Dağı'na vardığında Cenab-ı Allah ona diyor ki ya Musa, ey kulum, o karşına çıkan iki kulun hikmeti neydi bilir misin diyor. Hazreti Musa diyor Rabbil Alemin daha iyi bilir diyor. Allah-u Teala diyor ki o ilk denk geldiğim cehennemlik ve benden uzak olan kullarından biri oldu diyor. O nehre taş atan. Ama ikincisini diyor aldım ve veli kullarımdan eyledim, yakın kullarımdan eyledim. Hazreti Musa diyor nasıl ya Rabbi yani? Ya Musa diyor ikincisinin benden haberi vardı diyor. Allah aldı dedi, benim yaptığımı biliyordu diyor. Bunu bildikten sonra zararı yok ona. Anladınız değil mi? Ne kadar güzel bir örnek.